merhabalar. Merhaba. Şu anda ekranların en keyifli gezi programındasınız. Eyvallah. Ve bugün Asıl ile Besle Cs ile Foça'ya geziyoruz. Şimdi özellikle balıkçı kasabalarında olmazsa olmazı balık ekmekçiler. Siz de gerçekten Foça'nın en sevilen balık ekmekçilerinden birisiniz. En çok hangi balığı istiyorlar sizden? Genelde bu bölgenin balığı sardalya ve mezgit olduğu için sardalya mezgit genelde gidiyor. Mevsimde de çipre ve levrek. Şimdi sizi de bir tanıyalım. Kaç yıldır Foça'dasınız? Ben Ömer Atan. Ben 5 desildir burada yaşıyorum. Biz Yunanistan göçmeniz. Midilli ve Limni karışık. Bu arada benim oğlumun ismi de Foça. Evet, ben bunu duydum. Çok mutlu oldum. Ne kadar güzel bir şeydir insanın kendi oğluna böyle yaşadığı yerin ismini koyması. Oğlunun ismi Foça. Gerçekten de çok güzel. Nasıl karar verdiniz buna? Nasıl bir ben buna bekarken karar vermiştim aslında ama hiç kimse söylememiştim. Yani acaba benden önce biri daha koyar mı diye. Öyle Allah nasip etti. Ve ismini Foça koyduk ve güzel de. Duyduklarında şaşırıyorlar mı? Tabii şaşırıyorlar. İnsanlar değil mi? Şaşırıyorlar. Bazen insanlar bana gidip işte Foça nasıl diyorlar, büyüyor mu diyorlar, tamam mı? Ben büyüyor diyorum. Tabii bazı insanlar da şey diyor. Ya Foça bildiğimiz gibi hep küçük aslında diyorlar, tamam mı? Yok ondan bahsetmiyoruz. Oğlumuzdan bahsediyoruz. Harikasınız ya, gerçekten çok güzel. Nasıldır Foça'da esnaf olmak? Foça'da huzur çok az kısır böyle bir ticaret dönüyor ama keyifli para kazanıyoruz. Yani bir kere önce huzur lazım. Onu yaşıyoruz. Değil mi? Herkes kentin yoğunluğundansa. Esnaf arkadaşlar birbirimize hep yardımcı oluyor. Yani küçük bir aile gibi burası. O yüzden mutluyuz. Harikasınız. Ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Foça gelsinler. Foça çok güzeldir. Foça'yı çok sevsinler. Çok ama çok sevsinler. Biz çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki zamanlarda bu güzel restoranda da güzel lezzetler tadarız. İnşallah. Ama sizlerin güzel enerjisini de görmek şimdiden çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Şu anda gerçekten ekranın en keyifli gezi programındasınız. Ve biz bugün karış karış gezdiğimiz programımızda Foça'dayız. Gerçekten çok güzel bir yer. Fakat Foça'yı güzelleştiren bir şey vardır ki o da müzikli mekanlar ve siz de onlardan birisiniz. Nasıldır Foça'nın gece hayatı? Özellikle hafta sonları çok yoğun oluyor. Nasıl müzikler istiyorlar sizden şöyle, gelenler? Daha çok hani 90'lar. Yani güncel şarkılarımızı yapıyoruz. Hı-hı. Saat 9.30'dan akşam 2.30'a kadar. Çok güzel. Canlı müziklerimiz. Canlı müzik oluyor. Hani grup grup değişiyoruz. Foça'nın halkı genel olarak nasıl müzikler seviyor? Nasıl müzikler istiyor? Özellikle hareketli, gençler. Biraz daha eğlenceli. Genç gruplar olduğu için burada. Yani daha çok hareketli. Güncel şarkılar. Galiba böyle mekanlara da ihtiyacımız var. Tabii ki. Çünkü özellikle sahil kesiminde bu şekilde hani eğlenceli olan mekanlar olması gerekiyor ki insanlar kafasını dağıtabilecek bir yer olsun. Tabii ki burası hem orta gerili bir insanların yeri. Hani ne bileyim bir Kuşadası bir Çeşme değil ama çoğunlukla merkeze çok yakın olduğu için İzmir'e. İnsanlar hafta sonu dinlenip kafa dağıtacakları yerlerden birisi eski Foça. Evet, Ali Han Bey'in bugün doğum günü. Kendisinin haberi yoktu. Kameraman arkadaşımız daha önce geldiği için ona bir sürpriz yaptık. Ali Han'ı bekliyoruz şu anda. Gelmesini istiyoruz. Ona çok güzel bir sürprizimiz var. Ali Han Bey geliyor. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Sürpriz! Sürpriz! Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum 31'inde zaten senin de doğum gününde. Evet. Yani birlikte keseceğiz pastamızı. Evet. 31 Ocak'ta da senin doğum gününde. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, evet lütfen. Sana veriyorum mikrofonu. Öncelikle günaydın Sivi ailesine. Alan kardeşime. Ozan abime. Serdar Bey'e. Türkan anneme. Kameraman arkadaşımız Alican kardeşimize bu güzel gün için çok teşekkür ederim. Yaşar Osman'a çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Lezzetli bir yemek yedik burada. Yani İhsan Bey'e çok teşekkür ederim. Evet. Bu güzel organizasyon. Evet, onda büyük bir payı var. Foça'mıza gelsinler. Görmek isteyen büyüklerimiz, kardeşlerimiz varsa buraları görsünler. Beni çok şaşırttınız. Gerçekten çok güzel bir ailesiniz. İyi ki varsınız. Yeni yaşımda hadi birlikte keselim Mert'ciğim. Hadi bakalım. Nice güzel. O zaman üflüyoruz. 1, 2, 3. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gerçekten Foça bir aile enerjisi. İşte görüyorsunuz bu güzel enerjisiyle.
Çok güzel insanlarsınız. Sizi tanıdığıma çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Biz de seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim programımıza tat kattınız. Enerji kattınız. Siz de öyle, aynı. Bizler olabildiğince sadece sizin güzelliklerinizi göstermeye sizin çalıştık bugün. Sohbetiniz ve güzel yayınınızdan ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki benim Türkan Hanım ve Ozan abim benim aile dostlarım. Onları çok seviyorum. Biz de seviyoruz. Onları iyi ki de tanıdım. İyi ki varlar. Önce tutup elimde, sonra neden bıraktın? Önce tutup elimde, sonra neden bıraktın? Yılanmış şarap gibi diyar diyar dolaştık. Programımız bitti. Ben Alihan Altıtaş. Yine yepyeni rotalarda görüşmek dileğiyle. Bize internet adreslerimizden ve Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Mutlu yaşayın. Günaydın TV'den. Ayrılmayın.